Şimdi evden çıkıyorum, Katra'ya gideceğim. Onun evini de bu vesileyle size göstermiş olurum. Hediyemi almaya geldim biliyorsun. Evet, biliyorum. Başka türlü gelmeyecektim. Nereye anne, hayrolsun. Montumu bile çıkarmadan şu işimi gerçekten hakkıyla yapıyorum. Arkadaşlar sonra diyorsunuz ki neden böyle tertipliyim? Buyurun. Doğum günü özel mi? Evet, doğum günü seni anan. Benim için doğurmuş yanım. Arkadaşlar hepinize yepyeni bir vlogtan tekrardan merhaba. Şöyle yüzümü birazcık daha göstermeye çalışayım. Evimin ilk defa bu köşesinden galiba bir açılış yapıyorum. Şurada loş bir ışık var. Fakat diğer her yer şu anda çok sesli. Çocuklar içeride yemek yiyor, çığlık çığlığa bağırıyorlar. Arda bugün izinli, yukarıda uyuyor. O yüzden buraya geldim. Tam da çıkıyordum. Buradan bir startı vereyim dedim vloğa. Vloğa. Şöyle demin bir soru cevap yaptım. Sizlerle birazcık sohbet ettim. Ve en çok özlenen vlogların bunlar olduğu söyleniyor. Geçen haftaki vlogum biliyorsunuz annemleydi. Ve cilt bakımı üzerindeydi. Artık birazcık aile vloglarını özlediğinizi düşünüyorum. Zaten Ramazan'ın ikinci günündeyiz arkadaşlar. Bu vesileyle de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu hafta, daha doğrusu bu ay ben birazcık dinleneceğim. Birazcık da evde vakit geçireceğim. Bütün programlarımı tabii ki bozamıyorum. İşte çocukların işleri ile okullarıyla falan ilgili ama sosyallik adına birazcık insan detoksundayım diyebilirim. Çünkü çok yoğun bir ay geçirdim. Çok yoruldum. Hatta bundan dolayı geçen hafta vlog çekemedim. O kadar fazla davet, event, iş, güç o kadar birikmişti ki hepsini Ramazan'dan önce halletmek istedim. Dediğim gibi bu sebepten dolayı bir hafta vlogumuz aksadı. Neyse umarım güzel bir vlog olacak. Şimdi evden çıkıyorum, Katra'ya gideceğim. Onun evini de bu vesileyle size göstermiş olurum. Ondan sonra bir anneme de uğrarım. Belki hazır elime şu kamerayı almışken. Demin çünkü şöyle şeyler söylediler. İşte Güler ablanın vlogunu, ev vlogunu görmek istiyoruz. İşte Katra ile Okan'ın evi falan. Ben de aldım kamerayı aynen. Sizin sözünüzü dinleyerek oraya doğru yola çıkıyorum. Orada tekrar görüşürüz. Evet, şöyle havanın güzelliğini de göstereyim arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim ağaç bu arada. Kamelya. Bitki mi deniyor ağaç herhalde? Bitki. Neyse. En sevdiğim şöyle havanın güzelliğini anlayabiliyorsunuz. Arabaya kameramı yerleştirmeye çalışacağım sizler için. Bu çok zor oluyor. Geçen sefer denemiştik. Şöyle yaparsam bir dakika. Şöyle yaparsam oluyordu galiba. Evet, biraz yamuk açıyla. Evet. Dediğim gibi. Annemler eskiden bizim sitede oturuyordu arkadaşlar. Şimdi taşındı annem. Şu saçlarımı şöyle bir düzelteyim. Saçlarımı da uzatmaya çalışıyorum bu arada. Annemler bizim sitede oturuyordu. Dediğim gibi senelerce bu sitede oturduk. 10 sene boyunca. Ve 10 sene boyunca şöyleydik. Ama şu anda o kadar yakın bir mesafeye gittik ki laf edemiyorum kendisine. Aslında normalde onunla böyle bir bu konuyla ilgili kavga etmeyi düşünüyordum ama edemedim. Çünkü yani sitenin diğer ucunda oturuyordu. Şimdi yan sitenin daha yakın bir noktasında oturuyor. Tam kavga edecekken bana dedi ki ben sana daha da yakınlaştım. Farkında mısın acaba dedi. Yürürken daha yakınsın bana dedi. O yüzden laf edemedim. Arda'nın arabasına çarpacağım sanırım şu an. Yan siteye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Saçlarımı uzatmaya çalışıyorum bu arada, demin söylediğim gibi. Ne zaman uzayacak acaba? Şu yazın şuralarda falan olmasını istiyorum. Asla olmayacak öyle bir şey zannediyorsam. Ay canım eğitim benim, gel bakalım. Aa, annemin katıyla karıştırdım. Buraya çıktım, buraya ineceğim. Katya, yanlış kata çıktım biliyorsun. Nereye çıktın? İkiye mi? Kameram açık ama istemezsen kapatırım. İşte gördünüz değil mi? Ramazan. Arkadaşlar benim vloglarımın ne kadar doğal olduğunu buradan görebilirsiniz. Ramazan mı bu? Kıyafetinde bir şey yok. Biraz yazlıksın o kadar. Hayır, Ramazan vlogu. Yok, yani genel olarak Ramazan haftasının aile vlogları özlenmiş. Bir çekeyim dedim. Arkadaşlar şimdi bir... Ay bakar mısınız Katre'nin güzelliğine? Katre. Hediyemi almaya geldim biliyorsun. Evet, biliyorum. Başka türlü gelmeyecektim. Şaka şaka. Zaten arkadaşlarım diyor ki senin diyor huyun bu herhalde. Hediye alıp götürmüyorsun. Tam tersi ayağımda hediye alıp burada gel al. Birazcık Katrin'in evini merak ediyordunuz. Şöyle göstereyim. Aslanlar, kaplanlar bir şeyler var. Birazcık şuralardan bahsedelim. Birazcık Aliana şurayı göstereyim. Bu şimdi ne oluyordu bu? Duvar girişte kaplama. Böyle bir duvar kaplama yaptılar. Şimdi annemin evini gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Aslında aynı tip iki ev ama Katya bayağı bir oynadı. Hatta şu dolapların falan da renklerini değiştirdiler onlar girişte. Şuraya şöyle bir mutfak kapısı yaptılar. Güzel bir ayna. Bu koliler ne? Benim hediyelerim bunlar mı acaba? Bunlar, evet, hediyelerim var onun için. Ciddi misin? Evet. Ah, sen bayağı bana şey aldın. Ay ev çok güzel kokuyor maşallah. Evet arkadaşlar, Katya de en az benim kadar titiz ve temiz ve düzenli bir insan olduğu için evi gördüğünüz üzere şöyle
düzenli. İftarı varmış Katya'nın bugün. Klasik bayılır. Şuraya güzel bir şömine yaptılar. Böyle bir TV ünitesi yaptılar. Şöyle göstereceğim. Şöyle değişik dizaynda bir sehpa. Yağ yeşili 2 adet koltuk. Ben bunların rengini çok beğeniyorum. Bunu beraber seçmiştik. Yani daha doğrusu onlar ilk bulmuştu. Bana göstermişti ve bayılmıştım. Sevgili Enis'in Sanayi 313. Evet. Yani benim aslında çok böyle zevk olarak bir payım yok ama fikir olarak bazı fikirler vermiştim. Evet, seçimlerde kararsız kaldığımız. Aynen. Şu çok güzel bir doku bu arada. Yani ben bu masayı çok beğeniyorum. 8 kişilik böyle. Mumlarımızı da koyalım. Evet, aynen. Mumlarımızı da koyalım Katre. Katre sağ olsun bize bu sofrada süper yemekler hazırladı. Bugüne kadar çok güzel ağırladı bizi. Bu da burada arkadaşlar aynı benim en sevdiğim şeylerden biri. Böyle bir servis arabası, bir böyle tatlı bir ünite yanında. Buraya böyle çaylarınızı, kahvelerinizi koyabiliyorsunuz. Bu taşınabiliyor gördüğünüz üzere. Bu da zaten tekerlekli. Ama anladığım kadarıyla Katya bunu yerinden daha hiç oynatmamış. Yani çünkü ben geldiğimde orada Katya şu normalde an... Normalde buraya büfe düşünmüştük ya. Evet, büfeyi aynen. Büfeyi biraz askıya aldık. Şimdi şöyle arkadaşlar ne kadar oldu taşınalı Katre? Ekim'de. Ekim'de. Ekim'de taşındılar. Yani kaç ay oluyor? 5 ay oluyor değil mi? 5 ay oluyor. Daha da fazla. 6 ay. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Neyse 6 ay olmuş. Ama hala tabii ki benim evimde bile yani bir sene olmasına rağmen hala mesela şöminemin üstünün tablosu falan yok. Oraya böyle layık bir tablo bulamadım daha. Katya da aynı şekilde böyle evini yavaş yavaş yapıyor. Mesela şuraya falan tablo düşünmüştük değil mi? Evet. Katya'ya bakacağız mesela şu an boş bir alan. Şeyi böyle bir seçti. Ya tabii ki benim ev tarzımla çok daha farklı, daha genç bir ev burası. Benimki birazcık birazcık iç karartıyor ya. Yani size göre tabii. Ama Katya'nın ki birazcık daha böyle sizlere uyacak bir tarz gibi geliyor bana. Bilemedim. Şimdi en çok onun müsait mi içerisi? Şu mutfağa da 2 dakika bakalım. Tamam. Değil mi? Şu sadece şey... Önce bence şu balkonu göster güneş. Aa bir dakika evet ya. Orayı nasıl unuturum? Evet arkadaşlar asıl en zevkli yer burası. Hava güzel olduğunda ilk taşındığımızda hava güzeldi. Öyle vakit geçirmiştik burada. Ay, inanılmaz burayı nasıl unuttum. Şöyle çok minnoş bir alan. Bu arada siteyi de şöyle bir göstereyim. Tatlı bir site. Yeşillikler, doğası falan çok gayet güzel. Böyle bir alan yaptı Katya buraya. Oturma alanı. Sabahları böyle bazen kahvaltı falan da. Ben denk gelmedim buradaki kahvaltıya da. Ali Han hazırlamıştı geçen gün burada. Çok güzel bir alan. Şöyle sadece pratiklik olarak şimdi mutfakta tabii ki misafir olduğu için birazcık iş güç var. O yüzden dağınıklığım kusura bakmayın. Beni bir daha görün şuradan. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şöyle yemekler pişiyor. Bu vlog tabii ki iftar sonrası gireceğim için içim rahat. İftar saatinden sonra gireceğim. O yüzden yemekleri gösterebilirim. Neler yapıyorsun şimdi? Neler yapılıyor? Mercimek. Mercimek çorbası. Çorbası. Bu taze fasulye. Zeytinyağlı. Okan bayılır. Püre orada olacak. Hazırlıklar. Ay bir de bu köşeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Burası benim köşem. Yani bu evin içinde sürekli gelip aynı noktaya şu noktada oturuyorum. Gerçekten o kadar rahat ediyorum ki saatlerce şimdi kahvemi de orada içeceğim. Okan uyuyor mu? Okan uyuyor. Tamam Okan uyuduktan sonra yani bir bölge bir şeyi daha gezelim. Kaç şu misafir tuvaletini falan da gösterim ama yani şu anda düşünsene ama odaya giriyormuşum Okan'ı falan. Çağır diye bloğumla. Evet bakın. Böyle yine değişik bir duvar kağıdı görüyorsunuz burada da. Alihan ve Katya seçmişti. Buna bayıldım. Çok çok güzel. Şöyle güzel bir ayna. Ay mis gibi vallahi. Otel tuvaleti gibi. Şunu çek şuradan. Katya görüntüyü bozuyor. Siyah olmadığını koymuyorsun biliyorsun. Ama şimdi biliyorsun ki pandemi süresince. Tabii. Şaka yapıyorum. Şaka bir yana. Aman abi linçlemeyin. Allah aşkına linçlemeyin. Ne olursunuz linçlemeyin. Bakın beyaz tuvalet kağıdı. Evet burada. Mis gibi. Evet, temiz. İltisine örnek alıyor mu? Hiç. Sıfır. Evet şimdi çok sessiz bir şekilde Okan'ı uyandırmadan bir misafir odası göstereceğim. Müsaitse burası. Ay bak vallahi tertemiz. Şöyle arkadaşlar burayı böyle Alihan kendine yaptı kanımca. Evet birazcık. Biraz Alihan'ın odası gibi. Neyse bir misafir odası. Ses yapmıyoruz. Şurası bir... Burası... Şurada bir şeyler var. Burayı göstereyim. Kullanışlı bir alan. Burası evet. Şöyle temizlik malzemeleri. Hepimizin olmazsa olmazı. Temizlik malzemeleri ve... Evet, burası çok kurtarıcı oluyor biliyor musun? Evet, çok düzenli. Evet. Artık zaten birçok evde yapıldığında... Olan size Katrin'in ev tura evine başımı yediniz al. Burada yani, daha böyle. Gayet güzel. Burası da daha şey böyle. Çok güzel kokuyor. Yalnız geçen gün geldiğimde yemin ediyorum ayaklarım... Evet. Şurada yandım yemin ediyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Yandık. Katya tabii ki benim kadar şey olmadığı için iyi niyetli dermişim.
Okan'a çok daha küçük bir alan verip kendi giyinme odası büyük bölümü kendine aldı. Yani benim kocamla yaptığımın tam tersini yaptı. Çünkü akıllı. O yüzden şöyle Katrin gördüğünüz ama gibi. Sığamıyorsun ya. Bir fashionista oldu. Bir fashionistasın sen. Hayır. O yüzden biliyorsunuz bir moda ikonu. Yalnız bu çok... Bak isteseydik bu kadar spontane olmazdı. Bir şey söyleyeyim. Evet, kıyafetin aşırı spontane. Hiçbir tamam. Şey söylemedin. Harikasın. Şöyle. Şöyle şuralarda bir sürü burayı dediğim gibi kendine aldı Okan'a küçük evet. Bir alan verdi. Boyan, aa Katya bak tam influencer şey gel şurada bir iki gözlüğümle lütfen. Şöyle çok güzel ama giyinme odası bayağı kullanışlı arkadaşlar. Evet çok arkadaşlarım geldiğinde de görürüz çok beğeniyorlar. İçeri falan ledli bakar mısınız yani çok kullanışlı ben, bir dolap. Evet, yani benim özellikle giyinme odamdan sonra içim açıyor burası. O kadar kullanışlı ve o kadar güzel yaptı ki Katya bu işi. Bayağı da şey sığdırdı aslında. Yaz kış her şeyim burada mesela hani. Şurada da minnoş önceden... bir koltuk var. Değil mi? Evet yaz kış her şeyim sığdı. Değil mi? Neyse bir günde artık Katrin'in giyinme odasına da gireriz böyle baskın gibi. Bir de çok tatlı bir oda yaptı buraya. Okan'a çalışma odası gibi. Çok çalışıyor ya Okan. İstasyona gidip geliyor. Aynen, orada çalışıyor. Çocuk burada hiç çalıştığını görmedim ben. Sağ olsun Okan'ın iş yerinden. Neyse ama gene de bir günde evde çalışmak isterse şöyle güzel bir Galatasaray formasıyla. Formayı bizden hatırlarsınız arkadaşlar. Kadıköy hatırası. Evet. Okan'da da var aynısı. Bunu Arda abi vermiş. Evet aynen. Hediye olarak. Şöyle bir oturma alanı daha burada. Televizyon ve böyle yine bir güzel bir televizyon ünitesiyle süslü. Böyle güzel krampon falan var. O krampon ne? Kesin o da Arda vardır. Abinin aynen. Ya çok komik. Aşkım seviyorlar sizi biliyor musun? Hayır öyle. Annem, sen ve Okan blokların şeyisiniz. Sen Yüksel anne de tabii. İstek tabii ister misin? Bizim burger şeyimiz. İsterim aşkım tabii ki. Ay dün sen bunu koymuşsun. Ben zannettim bana aldın bak bunu. Ben de zannettim hediyem bu çok heveslenmişim. Evet. Neyse bu da hediye oldu. Bu da oldu. Hediyen oldu. Aşırı artık. Severim tabii ki. Nereden aldın bunu? Bunu da bir koleksiyonelden aldım. Güzel. Ay, inanılmaz güzel. Burger biliyorsunuz hayattaki en ilgi alanı. Bu kitabı bir günde falan okuyabilirim ben. Çok güzel evet böyle hani. Bakayım. Tarihçesi falan evet, herhalde. Evet bak böyle bu şekilde. İlk burgerin çıkış. Of. Katya yemin ediyorum bana yapmış olduğun en iyi yani diğerlediğini daha bilmiyorum ama inanılmaz bayıldım. Hemen alırım bunu. Tamam. Of. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi sevgili Eltim'le bir kahve içeceğim. Sonra anneme uğrayacağım. Oradan tekrar kameramı açarım. Minik bir ev turu oldu ama dediğim gibi Okan uyuyor ve çok böyle direkt geçtik. Size şöyle ara şeyler için, görüntüler için bir de şöyle yapayım. Arkadaşlar Katya'nın bir dolabına da göz atalım. Şöyle. Bir düzen abidesi Katya. Böyle bakar mısınız? Her şey gayet güzel şekilde dizilmiş. İftar hazırlıkları yapılıyor. Maşallah Katre. Şalganlar falan. Katre yemek yapıyor musun sen? Yok. Bilmiyormuş gibi soruyorum ama. Thermomix? Thermomix'e yatıyorum. Nerede o alet? Burada. Şu alet. Efsaneyi hatırlayalım. Bir şey soracağım. Şu atıştırma dolabına da bir bakabilir miyim? Sağlıklı atıştırmalıklar soruyorlar bana. Var mı böyle bir fikri? Vallahi inanır mısın? İnsanlar sağlıklı yaşamak istiyor artık. Ya var işte sende birkaç. Şunlar neymiş değil mi? Evet anlamıştım. Bunlar da aynı şekilde. Bak şunlar var sağlıklı atıştırmalı. Bu şimdi Türkiye'de de gelmiş. Bunlar güzel oluyor evet. Beni vitamin almışsın. Evet bunu senden aldım. Sen söyledin. Efsanevi bir vitamin arkadaşlar şu. Onlar güzel. Hamileliğimden beri kullanıyorum ben. İnanılmaz güzel tavsiye. Beraber almıştık hatırlıyor musun? Evet. Ay şu kaplar çok güzel. Şimdi bu şeyler çıkmış bu arada. Şu ne? Baharatlıkların kaşıklısı. Ya. Bu ara çok satana girmiş. Alayım mı sana? Allah. Şöyle. Tabii ki sağlıklı. En güzel sağlıklı atıştırmalık dermiş. Nutella. Şu biliyorsun ki benim favorim. İsviçre patentli. Bu inanılmaz. Yani crunch. Şimdi Ramazan da çikolata atıştırmalı kalmıyorum. Okan kilo oluyor. Evet aynen. Bravo. Bravo. Seni bu tertip ve düzeninden dolayı tekrardan tebrik ediyorum Katya'cığım. Bu ne? Buzluğunu da aç, buzluğunu da görelim. Ay buzluk o kadar dolu ki. Stoklamışsın gene. Evet stokladım oğlum. İnanamıyorum. Bir tereyağı bak, cenneti. Mantı vereyim mi sana? Hayır. Var bende. Verdin ya. Ha yedik onu gerçi. Yediniz onu. Çocuklar yedik. Ben tamam alırım bir ara. Benim de Eltim böyle eli açık. Bunu benim anneannemler yapıyor. İnaneti yapıyor güzel. Bunlar. O kadar güzel ki arkadaşlar. Evet. İnanılmaz güzel. Allah. Neyse. Aynen Ramazan ayında çok göstermeyelim ama dediğim gibi iftar saatinden sonra gireceğim için sıkıntı yok arkadaşlar izleyebilirsiniz.
Öpüyoruz sizi. Buradan da sen mantı aldın. Aynen. Ben bugün çok karlı çıkıyorum bu evden, farkında mısın? Hediyelerim, burger kitabım, mantığım, her şeyim var. Maşallah maşallah. Haydi bakalım. Ben gideyim bari şimdi. Sonra da annemden bir çekim yapacağız. Sizi öpüyorum. Annemin elinden tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bir de sweatshirt'ün gösterisim var Arda'nın. Nasıl? Hadi Katya kapanışı sen yap şuradan. Annemin elinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi aynı site içerisinde bu sefer de annemin evine geldim. Madem bu kadar istediniz, hem Katya'nın evine gittik, hem annemin eve geldik. Yarın da bir kayınvalideme giderim. Maşallah 3 ev turu birden. Annemin açılması neden? Bakalım onu nasıl bir kılık kıyafette yakalayacağız. Ama annem kesin böyle şeydir, hep hazırlıklıdır yani. O bu tipleri göremiyoruz annemi. Anne! Anne! Annem anlamadın mı benim geldiğimi acaba? Aa. Anne şaka mısın sen? Hayırdır inşallah. Hoş geldin. Nereye anne, hayır olsun. Sonra babanla akşam üzeri çıkacağız. Öyle bakıyordum ne giyeyim diye. Şaka mısın? Ben çekime geldim sana. Hoş geldin. Ne çekeceğim? Ha bayağı gidiyor. Şununla mı oturacaksın şu an? Ay şimdi... Bayağı gidiyor musun yani? Sonra yok, geleyim o zaman. Yok yok yok, gel gel. Tamam gel. Hoş geldin ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev turu yapacağım. Sana söyledim ben bu arada. Ev turu mu? Ama bu arada şimdi bugün demedin. Niye bugün diyeyim ya ben? Tamam, İzin var mı geleceğim de sizin evinize? Buyurun. Yok. Merhaba babacığım. Merhaba. Kamera açık ona göre. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Çok iyiyim. Evini biraz göstereyim dedim. Göster. Katya'nınkini gösterdim. Öyle mi? Aynı sitede, yan bloklarda. Ben işlemlere gittiniz diye düşündüm. Geleceğim sana dedim gittim anne. Ben geleceğimi düşünmedim. Ay, inanamıyorum. Otur. Bir dakika oturacağım da. İlk bir ev turu yapsak, sonra otursak muhabbete. Ev turu hadi. Sonra başka zaman. Hayır hayır, neden başka zaman? Dağındık mı evin? Yok, hiç dağındık. Arkadaşlar bakın şimdi, diğer şeyden aynı yerden girmiştik. Bu kapı böyleydi ama farkındaysanız Katya'nın şuraları başka renkti. Annem o boya... Niye boyatmadın anne sende? Daha Hasan Usta'yı bekliyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi nereden başlayalım? Müsait değil mi evin? Yani. Tam müsait olan yerlere bakalım. Hadi gel. Mutfağı. Hayır bir dakika. Burayı açalım. Ha, açalım. Burası müsait mi? Evet. Şurada bir misafir tuvaleti var. Işıkları sen açar mısın? Bize göster. Ay. Evet bakın arkadaşlar, iki evin tarz farkı. Annem. Süslü. Ama hepinizde de şu var yani, ikinizde de bu. Bu nedir? Ne kadar şıklığı bozan bir şey. Ama hijyenik olarak o doğru. Burası misafir tuvaleti. Annemin. Çekelim mi senin için? Çek tabii. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle misafir tuvaleti. Annem buraya böyle şıklıklar yapmış. Katya'nın duvar kağıdını göstermişti. Çok güzel onu. Değil mi? Duvar kağıdını çok. Ama seninki de daha senin yaşına uygun. Onlarınki daha genç tabii. Ben antikalarımı koydum yerine. Mutfak, mutfak içeriden yanıyor. Bak mutfak. Yalnız buzdolabını da açacağım. Açarsan aç. Açarım bak. Köfteleri aç kızım. Açarım. Açabilirsin. O hazırlıklar var. Bir dakika dur şimdi. Burayı ilk bir mutfağa göstereyim. Annemin şöyle her şey yine derli toplu, şöyle çekelim. Evet. Sizin evinizi profesyonel çekemiyoruz. Böyle spontane geldik çekiyoruz. Benim evimi profesyonel çekmiştik. Evet. Akşama ne var? Enginar yapacağım, soğan. Onun için soyuyordum. Oh. Allah kabul etsin anneciğim, oruçlusun herhalde. Ay anneme bayılırım bunlar. Arkadaşlar annem bunları full yurt dışından taşıdı. Böyle şeyler bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Böyle resmen. Bir şu kameramı bir düzelteceğim. Bakar mısınız böyle bunlara, mesai ayırıyordu. Ve en güzellerini seçiyor. Anne dolabını açabilir miyim? Bir dakika ama ilk ev turu bitsin, en son dolabı açacağım. Katya'larda da öyle yaptım. Bu dolabı açabilirsin. Ay şunlar çok tatlı tepede. Tamam en son dolabını açacağım. Yo açabilirsin istiyorsan. Şu an mı açayım? Aç. Gelmiş. Bakalım neler var. Ay arkadaşlar annemin evi böyle kendi organik domatesleri. Bayılır. Tabii ki miyemesa burada var. Benim evimde olan şeylerden. Avokadolar, çilekler. Burası şey mi anne? Sağlık dolabın mı? Şu ne? Bamya mı bu? Bamya. Neden konserve? Yaptırtıyorum ben. Konserve değil. Yaptırtıyorum. Ay, hiç konserve değil. Sana yakıştıramazdım. Yok yok, hiç konserve. Bir dakika. Değil. Şurada da bir şeyler var. Tik beşli kremalar. Onlar babam şeyler. Kremalar yapıyor. Bunu da açacaksın. Bakayım bu şeyse açacağım. Tamam. Hayır. Peki. Spontane gelmemin sebebi bu. Bak demek tamam. Ki hazırlık yapacaktın. Hayır. Benim her bunları bana mı kazandı aldın? Light evet. Mayonezleri. Evet. Ben hiç mayonez yemem. Orada hurmalarım var. Kayısılarım var. Kaz ciğeri olmaz peki? Orada. Çin sosları. Bunlar Çin soslarım. Kahvaltılıklarım. Onlar sağlıksız. Onlar da kahvaltılıklar.
Ben anlayamadım. Diğer dolabı açamıyoruz herhalde. Peki bir şey söyleyeceğim. Burası bilmiyorum ne durumda da. Yani enginarlar falan var. Ne olacak tertemiz canım şöyle. Ay, tabii ki tertemiz anne. Yani niye açamıyorsun? Yok. Şöyle. Çok güzel, tamam. Peki bir şey sana soracağım. Senin atıştırmalıkların var mı? Katya'ya da sorayım. Şimdi onlarda biraz daha abur cubur dolabı ama sende daha sağlıklı atıştırmalıklar vardır. Ben de böyle işte. Tahmin ediyorum. Şöyle kuru yemişler, atıştırmalıklar. Anne gece acıkırsan ne yiyorsun mesela bu dolaptan? Hurma yiyorum. Şey, kabak çekirdeği yerim. Çok iyi geliyor bana. İçimi temizliyor gibi geliyor. Hı. Tuzsuz ama. Bak, biliyor musun ki seni çok beğeniyorlarmış? Soru cevap yaptım. Bir sürü insan da yazmış, anneniz ne kadar genç. Geçen gün doğum gününe gittik, orada herkes konuşmuş senin bu gerçekten genç şeyini. Estetikten sonra böyle oldun. Hayır, ben estetikten evvel de böyleydim. Ama şaka yapıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim kızıyor. İçim çok genç. İçin çok, enerjim yüksek diyorsun. Ha, bir de onlar, bunlar torunların için mi? Galiba burası torunlarına birazcık biraz şey. Biraz torunlarıma. Biraz biz mesela ev yapımı ekmek yaparız. Hep sokaktan ekmek almayız. Anne sağ ol, teşekkürler. Yeni mi tanışıyoruz biz seninle bugün? Ben sadece bilmiyorum. Ne bileyim ben. Onun için hani niye bunu çok aldın dersin diye. Neyi böyle? Ha, ev yapımı ekmeği. Evet. Annem bununla çok güzel zeytinli ekmek yapıyor arkadaşlar. Evet. Ben zaten market haftaya bir yemek yapmayı düşünüyorum. İftar için. Kendi ellerimden artık ne kadar güzel olur bilmiyorum. Ama o zaman bir şeye gideceğim. Market alışverişine gideceğim. Yemek yapacağım zaman. O zaman bunları da göstereceğim size. Geçen gün Arda'yla bir market alışverişine gittik. Sağlıklı bir şeyler alalım dedim ama yani ben anladım ki ondan sonra vegan falan olamazmışım yani. Benim sağlıklı. Vegan olmak da bu arada hani zor şartlar. Gerçekten. Benim de var onlardan. Evet. Sağlıklı. Şunlardan falan evet, ben de aldım biliyor musun? Bunlar böyle karbonhidrat yok içerisinde arkadaşlar. İşte böyle pancardan, kara buğdaydan falan yapılan. Mercekten makarna havası veren makarnamsı şeyler diyelim. Yo, ben sevdim ama Diloş almış bana. Ben sevdim. Burası işte böyle donduruyorum şeyleri falan. Hatay Sultan sofrası. Evet. Ben diyorum ki iftarda böyle bir şeyler hazırlayayım ben. İster misin? Ama ben... Baban Hataylı çünkü. Evet işte ben öyle bir sofra hazırlayacaktım. Diğer lohumla ilgili şey spoiler veriyorsun şu anda. Bak. Bunların hepsini Hatay Sultan sofrasında. Evet arkadaşlar getirdim. Biz Hataylıyız bu arada. Baba Hataylı. Evet baba tarafım Hataylı benim. Ben de Hatay yemeklerini çok seviyorum. Evet annem güzel de yapıyor ayrıca. Evet. Ben de yöresel bir yemek yapmak istiyordum. Ben güzel bir menü oluşturacağım sizlere. Şu sarı bez ama herkesin evinde olan şu sarı bez. Mecburuz. Aman Allah'ım. Olsun. Aman Allah'ım. Burası girişiniz. Evet. Şöyle çok şık bir büfe bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet annemler, ben demin bahsettim. Annemler bizim siteden bu eve geçtiler. Annem birazcık daha küçülmek ve daha kompakt yaşamak istedi. Ben ve Dilan evden ayrılınca. O yüzden böyle şeker bir eve geldiler. Anne masan çok şık. Bilgi vermek ister misin masanla ilgili? Çünkü senin dekorasyonla da ilgilen. Masa ustamız yaptı hepsini. Dekorasyonla da ilgilenenler var biliyorsun. Senin ustan ve bizim de bütün eşyalarımızı o yaptı zaten. Hı, çok güzel. Şöyle kaç kişilik masan? 3, 6, 8 kişilik seninki de. Aynen Katya'nınki evet. De öyleydi. Burada diğer evden tabloların var. Şöyle salonu yani, şurada. Yani bir evde çok var. Eşyadan sıkıldık hem baban hem ben. Senin de bir manzaranı daha göstereyim. Daha az sehpan da çok güzel anneciğim. Şöyle deri iki tane berjeri var annemle benim. Kahve köşemiz arkadaşlar burası. Oturuyoruz burada kahve içip. Herkesin dedikodusunu yapıyoruz. Evet. Herkesin ama. Hiç kimseyi atlamadan. Çiçekleri. Bu çiçekler önemli işte. Bu böyle profesyonel bir çekim değil. Spontane bir ev çekimi, ev turu yapıyoruz. Çünkü istek oldu. Getirdim evet, abi de merhaba. Ben babası. Seni tanıyorlar. Sen meşhursun benim diğer vloglarımdan. Şöyle avizeni de göstereyim. Şöyle çok tatlı bir avize şurada var. Çok şık bir avize de şurada. Peki içerilere gidebiliyor muyuz biraz? Gidelim. Şurayı göstermedim. Burası çocukların oyuncaklarının falan olduğu bir yer. Kılıyor. Evet burada tekrardan böyle bir şeye rastlıyoruz arkadaşlar. Dilahan Doğanart. Choose love demiş kendisi. Okey diyoruz kendisine. Burası babanın giyinme odası. Evet yine haksız rekabet var mı mesela? Bu giyinme odalarında bizim, haksız rekabetler var mı? Ben süslü olduğum için benim çok şeyim var. Giysim babandan çok benim. Babam şöyle. Tamam. Yani montumu bile çıkarmadan direkt çekime girişmem peki benim. Montumu bile çıkarmadan şu işimi gerçekten hakkıyla yapıyorum. Ay yatak örtüsü de çok güzelmiş anne. Evet. Beraber almıştık. Evet.
Şöyle okey. Yatak odasının çok hani özel olduğu için çekmek. İşte şeylerim yine. Yani. Evet. Şurada süsler var. İşte falan böyle. Anne ya şu krem tarifini ver istersen. Çok sorun olmuş. Vermek ister misin hazır kremlerini açmışken? İsterim. Hadi söyle. Buralarda kremlerim. Söyle o zaman. Kimseyi yanlış yönlendirmiyoruz evet, arkadaşlar. Evet, şimdi onu söyleyeyim. Ben bir söyleyeyim de sonradan şey olmasın. Şuradan bir çıkalım. Şöyle bir tüp Bepanten ama melhem. Hı-hı. Melhem olan. Melhem. En yağlı olanı. Hı-hı. Ondan sonra bir tane hematen krem. Hı-hı. Medikasol. Bir krem, bir tane. Ondan sonra 2 ampul D-vit, 2 ampul Bevix. D-vit dediğin D vitamini mi? D vitamini. 2 tane Bemix B vitamini, 2 tane Evigen E vitamini, 2 kapsül. Ondan sonra bir de Bepanten kapsülü iğneyi içine kırıp tahta bir çubukla karıştırıp bir daha asla metal değmeyecek. Kapatacaklar, koyacaklar. Her gün sabah akşam sürdüklerinde pırıl pırıl. Gene söylüyorum ben. Senin cildin dermatolog değilim. Hani sormuşlar söyleyeyim. Şeye de saça da yalnızca bu ampullerin karışımını iyi bir yağ ile masaj. Benim. Peki bu kremleri gösteremiyoruz değil mi? Yok şu anda evde. Ha yapmışsın. Sonra burası benim giyim odam. Okay. Oraya da bir bakalım. Peki anne bu evinde mi daha mutlusun? Diğer evinde bizleyken mi daha mutluydun? Peki bizleyken diğer evde daha mutluydun. Sizleyken büyük ev okey ama siz olmadığınız zaman büyük ev çok saçma bizim ikimize. Buraya atlar koymuşsun. Evet. Burası da benim giyim odam. Benim bir de en baştaki odada da dolaplarım var. Bir tane böyle spontane açayım mı şunu şöyle? Aç, ne istiyorsan aç. Şunu açayım mesela. Aç, eşofman dolabım orası benim. Aa, işte arkadaşlar sonra diyorsunuz ki neden böyle tertipliyim? Buyurun. Ah, buyurun. Dönmüş ama. Buyurun annem. Almışız dönmüş. Kapat bakalım onu. Kapatalım. Şurayı da bir açayım mı? Aç. Çünkü bak Katya'nınkilerde içi gözüküyordu dolabın. Şimdi seninki birazcık daha. Açabilirsin. Şöyle. Anne bayılacaklar sana, bayılacaklar. Sonra burada biraz daha akşam şıklıklarım, siyahlarım. Hadi her bakalım. Şey siyah. Önüne geçme. Her şey siyah. Çantalarım, kutu kutu penselerim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu söyle. Evde daha mutlusun daha diyorsun. Mutluyum. Çok daha mutluyum. Küçük olduğu için. Anne yalnız bir şey soracağım. Benden daha çok sevilmeye başladım vloglarımda. Birazcık sinirleniyorum galiba. Gerçekten. Evet. Severler mi? O yüzden. Başka bir yer göstereceğim bana. Çamaşırlığın nerede? Buraya da bakalım. Katrelerde baktık. Çok bu güzel. Hoşumuza gitti. Kadriye kilitli. Burası böyle. Okey. Şurada da şey. Temizlik malzemelerim var. Tamam. Teşekkür ediyoruz o zaman rica sana. Rica. Burada da bir banyom var. Burada bir odam var ama şu anda orası biraz karışık. Tamam. Buraya da gireyim yine de. Şöyle tertemiz. Evet. Bir misafir banyosu arkadaşlar. Burada bir enteresan bir tablo. Tabii ki gene şu bende bulunmayan avlu kağıtlar. Ay çok tatlı anne ya. Nereden buluyorsun böyle tatlı şeyleri? Onu Londra'dan senin mezuniyetine geldiğimde almıştım. Senin mezuniyetine Londra'ya geldiğimde çok beğenip almıştım. Senin mezun olduğuna ben bile inanamamıştım ama o ana kadar pek emin değildim. Ayıp ediyorsun ne kadar zor bir bölüm okudum. Evet. Onun için emin değildim de acaba bitirdim mi diye ama. Acaba bitirdim mi? Sizden habersiz bitirmeyecektim anne. Gerçekten. Evet arkadaşlar çok özür diliyoruz. Tam sizle konuşurken öğrendim ki memory kartım full olmuş. Birazcık içinden bir şeyler boşalttım. Çalışıyor bu kız görüyorsun. Peki o zaman bay bay yapalım. Tamam bay bay. Yazılım ya. Öp bir seyircilere, seni izleyenlere bir şeyler söyle ya. Niye bu kadar sevimsizsin anne? Beni, ya? Hayır hayır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Gel. Anne kızı olduğumuz belli olsun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün de farklı bir adresteyiz. Daha önceden hakim olduğunuz Bayrampaşa'dayız. Şöyle göstereyim. Bugün de Yüksel annenin evine geldik. Şöyle burayı zaten daha önce gördüğünüz gibi kendi oğlunun isminin olduğu bir cadde. Şöyle size göstere göstere gideceğim. Daha önce izlememiş olanlar için şuraya bir yere bırakırız zaten şeyi, bloğu. Yüksel annenin doğum günü bugün. O yüzden çocuklarla beraber geldik. Şöyle evin girişinden başlıyoruz. Evet babam burada. Babacığım merhaba. Merhaba, hoş geldin kızım. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun. Şöyle apartmana giriyoruz çok fazla göstermeden. Ne yapıyorsunuz? Sağ olun. Biraz ev turu yapacağız biliyorsunuz bugün.
Annem ne yapıyor? Ay mis gibi kokuyor arkadaşlar. Apartman her zaman mis gibi kokuyor bu apartman. Evet, bugün de Katrin'in evini gezdim babacığım. Annemin evini gezdim. Bugün de sizin evi geziyorum. Bu bölümü böyle tamamlayacağım. Şimdi birazcık Yüksel annenin evi. Yüksel anneyle uğraşayım birazcık. Sütü aldın mı? Süt getirdim size. Evet, getirmişsin, sağ olun. Evet bizim arkadaşlar. Yüksel anne doğum günü hediyesi olarak süt getirdim. İnanamayacaksınız. Bu detaya inanamayacaksınız bunu. İsviçre'den bunu getirmiştim. Yüksel anne Bayrampaşa'nın kapısına takmış İsviçre çanını. Hoş geldiniz. Aa, happy birthday de happy birthday. Ay, çok memnun oldum. Yüksel küçük hediyeleriniz. Teşekkür pasta. Ederim. Aa, evet, süt. Ay, ay fönler çekilmiş. Of sorma. Dur, kuzuma ver. Kuzularım gelecek. Dur. İnanamıyorum şu detaya. Gerçekten ölüyorum gülmekten şu an. Getireceğim. Dur anneciğim, ayaklarını çıkarayım. Berat Beyaz Saray'a giriş yaptı. Şimdi bir dakika arkadaşlar, şu montumu falan bir çıkarayım, bir yerleşeyim. Ev turuna öyle geçelim. Arkadaşlar bu evin genel hali böyle. Şimdi bu salon normalde çok şık bir salon ama tabii ki her zaman şu şekle dönüyor. Ben buraya küçük bir Beyaz Saray diyorum. Yüksel anne birazcık böyle şey seviyor. Benden farklı bir tarzı var. Ama şöyle hani varak mı deniyor buna? Böyle şeyleri biraz seviyor. Tam bir babaanne evine sahip bu arada. Eskiden ben babaanneme giderdim ve hep orada falan kalmak isterdim. Böyle ışıltılı bir şekil. Bu evde şu anda birazcık sesler yüksek olacağı için, çocuklar burayı tımarhaneye çevirdiği için bu ev turunu normal sakinlikle yapamayacağız. Fakat ben böyle göstermeye başlayayım burası. Bu bizim evden geldi. Buna bizim evde iyi bakılamıyordu ve Yüksel anne bunu sahiplendi. Burada bir canlanmış bu benim bitkim. Anneciğim sizi bir böyle alabilir miyim? Süslenmişsiniz gözlerinize kalemler. Doğum günü özel mi? Evet doğum günü. Seni anan benim için doğurmuş canım. Çok güzel olmuşsunuz gözlerinize. Aa benim gibi işte gelin kaynana toprağı siyahları çekmişsiniz. Evet sorma. Sürmeli sürmeli. Ben siyah seviyorum anneciğim. Ama şu göz makyajını iyi benim gibi yapmışsınız valla. Öyle mi canım benim? Sofra hazırlanmış bize mis gibi. Daha hazırlayamayız, daha yeni başladık canım benim. Sonra kamerayla aran kaçıyor mu seni? Yok yukarı çıkıyorum ben. Sen göstermiyorum seni tamam. Aa kaçıyor bunların daha hepsi kaçıyor. Daha göstermeyi istersen olur mu? Hepsi kaçıyor benim kameralarımdan. Burası mutfak arkadaşlar. Bu evin sadece kokusunu size gösterebilseydim çok mutlu olurdum. İnanılmaz yani. Anne bu ne sabun oluyor? Beyaz sabun mu nedir bu koku? Güzel olan koku. Evet evet. Burası mutfak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi beyaz ve varak ve sarı şeyler hakim. Şöyle detaylar. Bunu hep koyuyorum arkadaşlar. Bu hayat kurtarıyor. Galiba Okan annesine hediye almış bunu. Anneciğim yatak odanızı da şöyle uzaktan bir gösteriyorum müsaadenizle. Derli toplu. Çok merak ettiler annemin evini, sizin evinizi, Katrin'in evini. Ben de böyle izleyicilerime... Hamza'nın karyolası o. Evet, Hamza'nın karyolasını gösterelim. Ah kuzum benim. Burada ne kadar uyurdu küçükken. Şimdi asıl uyuyor. Böyle bir şekil. Böyle çok sevimli, dünya tatlısı bir ev arkadaşlar. Işıkları kapatalım. Ne yapıyorsunuz? Kavga mı var gene? Kavga mı var? Şşş! Kavga yok. Kavga varsa onları almam sen lazım. Sen oraya geç, oraya geç. Aferin bak. Sen ne kadar güzel biniyorsun ona. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. İlerle. Aferin. Önüne bakacaksın. Önüne. Şöyle şu anda bir ışığını açayım sizin için. Şöyle ufak bir kitchenette var burada üst katta. Buranın ışığı nereden yanıyordu? Şöyle bir içimiz açılsın. Ondan sonra şöyle arkadaşlar bir oturma köşesi üst katta tekrardan. Gerçekten tam bir babaanne evi. Bir oturma grubu lacivert, beyazdan ayrı. Buraya da lacivert bir köşe yapılmış. Şu dediğim gibi masaj yatağı Okan rejim yaptığı zamanlardan. İşte şöyle bir koşu bandı yukarı çıktığımızda görüyoruz. Buradan, burası birazcık çocuklar için tehlikeli o yüzden çok fazla yukarıya çıkmıyoruz. Burası normalde Yüksel annenin giyinme odası. Ama yine tabii ki oyuncaklar buraya kaldırılmış. O da çok düzenli. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir tavan detayı da var. Her şey mum gibi. Bizde hep böyle. Benim annem, Yüksel anne ve ben ve Katre. Hepimiz vallahi Allah'tan tertipli, düzenli insanlarız. Şurayı saymayalım. Bakar mısınız? Kravatlar dizilmiş. Burada tabii ki Arda'nın formaları var hatıra. Şöyle. Ay banyo var.
burada, biz bir kere burada kalmıştık. Arda ile benim odam. Geldiğimiz zaman böyle kalıyoruz. Tabii ki burada bütün helikopterleri dizdi. Hamza birazcık çok fazla helikopterle oynuyordu arkadaşlar. Sürekli böyle erkek çocuğu olanlar genelde bilir. Böyle bir döndürme alışkanlığı vardı. Ondan biraz kopması için ben helikopterleri hem kendi evimde hem de herkesin evinde toplattım. Ki hani böyle çok fazla şey olmasın diye. Bilmiyorum doğru mu yaptım yanlış mı ama pedagoglar o şekilde öneriyor. Burası böyle bir oda. Burası da böyle bir oda. Burada da Okan'la Katre kalıyor. Çocuklara o kadar fazla oyuncaklar almışlar ki evin her yeri oyuncak. Gördüğünüz gibi ne odaya girsem oyuncak çekiyorum. Çünkü Yüksel anne her torunları geldiğinde oyuncak alıyor. Alma diyorum ama gene alıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hamza bir merhaba der misin? Neden kaşların o şekilde? Setsem gibi. Neden öyle ağlak bir surat var? Anneciğim yukarıları gezdik. Çok tertiplisiniz. Düzenlisiniz. Hepimizin düzeni. Evet oraya da girdim. Oyuncakları her yere çektim valla. Yapabildiğim kadar desin. Vallahi. İnanılmaz tertemiz mum gibi ve tertipli bir evimizin var. Evet. Songül'ü çektim evet. Songül'ün sayesinde. Ondan şöyle bir es alıyor. Songül o kadar o kadar güzeldi bir insan ki. Dedim dedim. Ya şimdi yukarısı dedim dağınıkken çıkarsam kalbine falan iner dedi. Yani, inanılmaz bir şey yani. Maşallah maşallah. Evet. Şimdi annemle bir, müsaadenizle bir sohbet edeceğiz. Belki bir kahve içeriz. Evet. Şimdilik kapıyorum. İftar sofrası olduğu zaman tekrardan geri açacağım. Loli ne yapıyorsun? Ay. Ne yaptınız anneciğim? Çocuklara kendi elimle tavuk suyu, pirinç olması. Ellerinize sağlık. Biliyorsun ben konuda evet. Biz inanılmaz güzel oldu. Harika. Harika. Bu ne? Bu da o da büyük oğlunuza, büyük oğlunuza. Küçük oğluma işkembe. İşkembe hazırlıyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür peki, ederim. Peki kaç yaşına girdin? Annem mi aradı sizi demin? Anne aradı. Ha ne diyor? Dedim 18 yaşına girdim. Aslında 58 yaşındayım. Sen, peki bir şey soracağım. Annemin dün evine gittim. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi o kadar genç hissediyorum ki dedi. Yaşıtlarımdan dedi hiç yaşıtlarımda evet, hep gençlerleyim dedi. Ama Güler'in maşallahı var. Sizin de öyle. O daha dinamik. Hayır olsun. Anatomisi hayır. Güzel. Yani siz de öylesiniz anneciğim. Evet. Doğum günü enerjisi üstünüzde. Ama tabii en büyük enerji sizlersiniz torunlarım. Bizim için de sizsiniz. Öyle. Hepiniz. Valla anneler babalar. Teşekkür onlar o kadar mutlu olur. Şey için teşekkür ederim. Ne yaptım ben? Valla biz mutluyum. Teşekkür ederiz. Mutluyum. Güzel hazırlıklar yapmışsınız. Peki bu senemiz nasıl geçer? Yoğun mu geçer bu sene? Bu sene doğum yoğun geçer. Doğum evet. Gününüzden beklentileriniz. Evet yoğun geçer bu sene. Çünkü yaza da biraz sağlıklı. Spor yapıyorum. Fizyoterapist geliyor. Eve. Süpersiniz. Onları çalışıyorum. Süpersiniz. Rahat yüzeyim, rahat gezebileyim diye bu yaz. Rahat rahat torunlarınızı. Evet. Yukarıya fırlatıp tutun. Fırlatıp tutun. Aşağıya da canınız çıkacak valla. Evet. Eyvah. Üç enerji vitaminleri alıyorum. Sofrada tekrardan Ardalar Genci açacağım. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar fındık kurdu, Katre geldi. Masayı didiklemeye başladı. Yine didik didikliyor musun? Ay aha, aç aç. Yüksel annenin dolabını açmadık senden önce. Dolap tehdit şeylerimiz. Şey var mı peki böyle herkesin acaba böyle dolabın önüne geçip böyle ne yiyeyim? Tabii ki vardır. Sende var mı o? Bende var. Mesela düşünüyorum canım bir şey istiyor ama ne istediğini bilmiyorum. O zaman bak, dolaba açıyorum. O da düzenli. Salçalar var turşular. Evet. Maşallah Yüksel anne de şeker. Kolalar falan bizim için. Şu ayranlara bayılıyorum ya. Cam ayran en sevdiğim şey. Küçüklükte bir böyle çizgi film izlemiştim. Orada Alvin, Chipmunks'lar şey içiyordu. Tost deyip bundan içiyorlardı böyle cam. O günden beri hayatım boyunca hep cam ayran çekiyor canım. Evet gördüğünüz gibi bu evde de benim vloglarım izleniyor. Ay. Eski Akçay vlogları. Aa Hamza! Ay! Gibi daha güzel çıkmış Aslan. Bak Uncle Joe, bak geldi. Evet şimdi Uncle Joe gelince kameralar geri açılacak. Şarjlar bitmemesi lazım. Kapatıyorum. Açalım mı artık? Allah kabul etsin. Çaresizliğim değil mi? Az kaldı, 3 dakika. Hadi bakalım. Seninle iftarından sonra konuşacağım. Kendi sağlığım açısından. Çünkü sen birazcık sinirli gözüküyorsun. Lahmacunlar. Ciğer burada. Burada lahmacunlar. Ben bunu bence tabağa koymayayım şöyle. Zaten herkes ya tabağına koyar. Ya kalsın tabağına koyarsın ya. Merhaba afiyet olsun. Efendim oğlum. Sen sonra oh babam dedim. Ben bunu. O ikimizin de babası o. Asil bir tane öper misin? Filiz. Daha geldi. Asil. Abla. Sen öp sen. Bir tane öp. Oh. Bir tane burada. Oh. Seni var ya. Çok ucu yerim bak. Çok ucu yerim bak. Abla. Hadi iftarı açalım. Hadi bakalım. Hadi pasta geliyor hadi.
Asil gel buraya üfleyeceğiz. İyi ki doğdun babaanne. Gel bakalım. Hadi bakalım kim üfleyecek? Ben. Tut bakalım buradan. Happy birthday babaanne. Happy birthday. Üfleyecek mi? Hadi üfle tamam. Bravo üfle. Hadi üfle. Hamza üfle. Oy oy. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bravo. Hadi babaanne, 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 babaanne,